Herkese merhaba. Bugünkü Adobe Illustrator dersinde Appearance panelini kullanarak yazılara özel efekt verme konusunu anlatacağım. Şu görseli kaldırayım hemen. Nasıl bir şey elde edeceğimizi size göstermek için. Evet, böyle bir yazı oluşturacağız. Bu yazı değiştirilebilir bir yazı olacak. İsterseniz oluşturmaya başlayalım baştan. Evet, böyle bir sloganımız olduğunu düşünelim. Play gitar diye. Ve bu sloganı dinamik bir hale getirmek istiyoruz. Burada ben paletlerde Appearance ve Color paletini öne getirdim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Mesela şuradan sıfırlayayım paletleri. Buradan Color paletini dışarı alıyorum. Yanına Appearance görünüm paletini alıyorum. Ve diğer paletleri Collapse yapıyorum, topluyorum burada. Evet, şimdi buraları genişleterek Appearance panelini kullanarak kendi özel efekti yazımızı oluşturacağız. Bir slogan şeklinde. Şu anda Play Gitar diye bir yazı yazdım. Bunun rengini sarı yapmak istiyorum söz gelimi. Evet, böyle bir canlı bir sarı renk seçiyorum. Şu anda Appearance panelinde bir karakterimiz var. Çift tıkladığımızda bize özelliklerini gösteriyor. Yeniden buraya geliyoruz. Evet, böyle bir sarı renkli bir yazımız var. Bunun etrafına mavi renkli bir kontür atmak istiyorum. Koyu mavi. Burada sol alt köşede Add New Stroke diye bir buton var. Buna bastığımız zaman şurada siyah bir çizgi rengi eklendiğini görüyorsunuz. Şu anda bunun ölçüsünü büyüttüğüm takdirde alttaki sarı yazıyı boğuyor. Bu böyle olmasın diye dolgu rengin altına sürüklüyoruz stroke panelini. Şimdi bu siyah rengi şuradan koyu lacivert bir renkle değiştiriyorum söz gelimi. Bu yazıyı biraz büyüteyim. 40 puntu, 60 puntu yapalım. Biraz daha rahat çalışalım. Evet, şu anda Play Gitar diye bir yazım var. Appearance paletinde gördüğünüz gibi bir dolgusu ve bir çizgisi var. Buna bir çizgi daha eklemek istiyorum. Yine buradan Stroke'a basıyorum. Daha sonra ekleyeceğim çizgi bir öncekinden daha kalın olsun. Ve rengini de mesela paletinden şöyle açık mavi bir renk yapalım. Evet, şimdi biraz daha oynayalım bu çizgilerle, kontürlerle. Söz gelimi böyle bir şey elde ettim. Şimdi bu yazımıza daha başka neler yapabiliriz? Appearance paletinde onu göstermek istiyorum. Şu sol alttaki iki düğmeden gördüğünüz gibi dolgu ve çizgi eklenebiliyor. Şuradan da efekt ekleniyor. Buradaki efektleri eklemenizin şuradan eklemekle farkını da göstereceğim size. Buradan eklediğiniz zaman değiştiremiyorsunuz. Fakat Appearance paletinden eklediğiniz zaman o efektlerle oynayabiliyorsunuz. Onları da göstereceğim şimdi. Şimdi buradan mesela bir 3D efekti ekleyelim. Şöyle bir bevel verelim. Böyle yandan değil de ben bunu önden görmek istiyorum. Evet, şu anda önden görürken şöyle hafif ön yüzü arkaya doğru kaydırıyorum ki bir derinlik göreyim. Okey diyelim bakalım. Evet. Fena görünmedi. Şimdi yazımıza bir efekt eklemiş olduk. 3D efekti. Bir efekt daha ekleyelim buradan. Wrap, sarma efektlerinden mesela Arc olabilir. Bakalım. Zaten bu değiştirilebiliyor da buradan. İstediğiniz başka efektlerle de değiştirebiliyorsunuz. Arc güzel durdu gerçi. Evet, Arc efekti kalabilir. Buradan oynayabilirsiniz. Evet, şu anda Adobe Illustrator'da Appearance panelini kullanarak yazımıza efektler ekledik. Bunun şöyle bir avantajı var. Bu efektler
kaldırılabilir. Şöyle gözünü kapatıp kaldırabilirsiniz. Değiştirilebilir. Ve hatta yazı da değiştirilebilir. Ve efektler aynen yeni yazıya uygulanabilir. Söz gelimi ben buraya play gitar yazdım ama daha sonra sloganın değişmesi gerekti. Başına mesela let's yazıyorum. Gitar çalalım diyoruz. Ve gördüğünüz gibi yeni eklediğim yazıya bütün Appearance Palette'indeki bütün efektlerimiz aynı şekilde uygulandı. Umarım dersi faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.